Bruce Willis'in başrolünde oynadığı bu film gerçekten de ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Zaman o kadar ilerliyor ki öldürmek istediğiniz bir adamı geçmişe gönderdiğiniz tetikçiyle öldürüyorsunuz falan. Garip bir durum yani. Adamı gençliğinden alıp yaşlılığına götürüyor. Yaşlılığından alıp gençliğe götürüyorsunuz falan. Garip bir durum. Günün birinde tetikçinin karşısına kendisi çıkıyor. İşte bu durumu anlatan Tetikçiler filmi de yine gündemde olan, dikkat çeken filmlerden bir tanesi. Bu filmin şimdi yakın plan bölümünde kamera arkasına da odaklanacağız ve Tetikçiler filmini inceleyeceğiz. Gelecek zamandayız. 2072'de. Zamanlar arasında yolculuk gerçek olmuş ama yasa dışı olarak kara borsacıların eline düşmüştür. And action. Teknolojiyi elinde tutanlar ne zaman birinden kurtulmak isterlerse onu 30 yıl geriye 2042'ye göndererek Looper adı verilen bir grup suikastçıyı öldürmesi için paketler. Ready and action. Bu grupta yer alan suikastçilerden biri olan Joe için 2042'de zengin hayatı gayet yolunda gitmektedir. Ta ki karşısına öldürmesi için 2072'den gelen yaşlı Joe çıkıncaya kadar. Ryan Johnson'ın yazıp yönettiği bilim kurgu aksiyonunun başrollerini Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis ve Emily Blunt paylaşıyor. Yapımcılarsa Rem Bergman ve James Thorne. Yeah, you're right, I'm not a killer. But I'm fine with how a blast of rock salt to your face won't kill you. Now you're gonna tell me who you are and what you're doing on my farm. Two, one, bang!